Bu program Ünye Ziraat Odası ve Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile tarım teknolojileri dersleri içinde fındık yetiştiriciliği, budama ve aşılama eğitimini bir araya getirdiğimiz eğitimin bugün son günü. Tüm kursiyerlerimizi buraya özellikle davet ettik. Burada hem bahçede bir uygulama yapalım, uygulama esaslarını üstünden konuşalım şeklinde. Ya bir şeyi aslında temelinden iyi bilmek lazım. Bu kursların, eğitimlerin amacı o. Biz geleneklerimizden, atalarımızdan, babalarımızdan gördüğümüz eğitim işlerden vazgeçemiyoruz bir türlü. Bu eğitimler aslında biraz da teknik tarıma ayak uydurma biçimi. Onu sağlamaya çalışıyor kurs veren arkadaşlarımız, eğitici öğretmenlerimiz, işte mühendis arkadaşlarımız. Ben Halk Eğitim Müdürlüğü'nü de tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bize birlikte bu projeyi yapma olanağı, imkanı sağladılar. Hem fındıkta budama tekniklerini, hem gübreleme tekniklerini, doğal ürün, organik ürün, iyi ürün, bol ürün nasıl almayı sizlere öğretiyorlar. Öte yandan aşılama teknikleri sanırım o da var bu kursun içerisinde. Onları alıyorsunuz. Arkadaşlar, zor bir dönemden geçiyoruz. Hem dünya hem ülke. Ben idari bölümün başında yetkili bir şahıs olsam 3 şeye koşulsuz izin verir. Diğer her şeyi askıya alabilirim. Bunun birincisi sağlık. İkincisi üretim, ama koşulsuz üretime izin veririm. Ne şartlar altında olursa olsun. Üçüncüsü de eğitime izin veririm. Altyapıymış, üst yapıymış çok önemli şeyler değil onlar. Onlar bizim hayatımızı çok engel edecek, engel teşkil edecek unsurlar değil. Ama üretemezsek biz, eğitemezsek biz, eğer eğitimli üretimi bir araya getiremezsek, inanın çok sıkıntıya gireriz ülke olarak da, dünya olarak da. Atadan kalma yöntemlerle değil, tamamen bilimsel olarak birim aralığından daha fazla ürün nasıl alabiliriz? Bunları çiftçilerimize anlatabilmek, öğretebilmek. Bunların teorik kısımlarını biz dairemizde gerçekleştirdik, eğitimlerini. Bugün burada uygulamalı olarak, sadece kitaplardakini anlattık değil, burada uygulamalı olarak neler öğrendik, neler yaptık, neler yapılması gerekiyor. Bunun için buradayız. Mutlaka üretmemiz gerekiyor. Birim alandan daha fazla ürün almamız gerekiyor ki dünya ile yarışabilelim. Dünyada söz sahibi olalım. Fındıkta evet dünyada söz sahibiyiz ama yeterli değil. Bunu nasıl arttırırız? Bunun çabası içerisindeyiz. Ben çiftçi abilerimize, ablamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyde bizi rahatsız ettikleri için. Yani bizi rahatsız ettikleri için derken biz bunlardan rahatsız olmuyoruz. Yeter ki bütün çiftçilerimiz gelip biz birim alanında nasıl daha fazla ürün alabiliriz, ne yapmamız lazım, biz nasıl eğitiliriz, bize bu şekilde gelsinler, biz her türlü yardımcı olmaya hazırız. Eğitimler daha çok bizim pratikte uygulamayla yapmak ve göstermek istediğimiz eğitimler. Çünkü insan ancak eline aldığında, tekrar uyguladığında, yaptığında bir şeyi öğrenebiliyor. Maalesef diğer her şey hafızada kalıyor ama bir süre sonra unutuluyor. O yüzden özellikle istedik ki bu işlemleri bir de kendimiz yapalım, uygulamayla üzerinden geçelim ve her şey otursun, tam olsun. Bunun için bize fırsat tanıyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Halk Eğitim'e, Milli Eğitim'e, Ziraat Odası'na bize yardımcı oldukları için. İnşallah güzel bir kazanım olmuştur diye umut ediyoruz. Toprağın neye ihtiyacı var? Bizim fındığımızın neye ihtiyacı var? Toprakta bizim fındığın istediği besin elementleri var mı? Toprağın baziklik, asitlik durumu nedir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım ki ona göre bitkiye ihtiyacı olan besin elementlerini verebilirim. Toprak numunesi alırken nerelerden tercih ediyorduk alınacak şeyi? Çukur olmayan, tümsek olmayan, gübre atılmamış, daha önceden gübre atılmamış, su birikintisi olmayan, hayvan kemresi olmayan yerlerden, açık alanlardan alıyorduk. Bunu alırken ne yapıyorduk? Önce toprağın yüzeyini, güzelce otunu temizliyoruz. Bu otunu temizledikten sonra toprağı V şeklinde kazacağız.
Toprağı V şeklinde kazıyoruz. Ben şöyle bir... Derinlik 20-25 santim civarında olacak. Çünkü fındığın kökleri itibariyle 20-25 santim saçak kök oluşturduğu için fındık 20-25 santim derinliğe kadar inebiliyor. Toprağı 20-25 santim derinlikte kazdıktan sonra küreğimizi şu şekilde yukarıdan aşağı doğru 30 santim her santimden toprak olacak şekilde daldırdık. Bakın şu şekilde kaldırdık. Her santimden toprak var. Bu 3-4 santim kalınlıkta olacak bu toprak tabakası. Yanımızda götürdüğümüz kovan içerisine koyduk. Bu bahçemizi zikzaklar çizerek farklı noktalardan, arazimizden ne kadar çok yerden bu şekilde alırsak o kadar iyi bahçemizi temsil eder, arazimizi temsil eder. Daha sonra bu toprakları aldık, hepsini bir araya farklı noktalardan aldığımız toprakları birbirine iyice karıştırıyoruz. Bir tane bez getirmedik değil mi abi? Birbirini etkilemeyecek şekilde uygulamalar, yani ona göre ürünler üretilmeye başlandı. Yani ne yapıyor? Kaplamalı gübreler var mesela. Güneşte dalsanız, gömmüyorsanız, toprağa karıştırmıyorsanız artık uçuşamıyor. Bu seferde V şeklinde bir kesik atıyoruz. Daha sonra aynı şekilde kalemimize de aynı açıyla kesik atıyoruz. Ve amaçla kalemi birleştiriyoruz. Bilciksiz aşı yöntemimiz budur. Birbirine yapışacak. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bunu daha sonra aşı bağıyla sıkıca bağlıyoruz. Buradaki amaç, incirde bu çok güzel görünüyor. İsterseniz şöyle yaklaşabilirsiniz, göstereyim. Yani hatta... Peki şu yüksek alınan ışkınların zararı ne bize? Bunun zararı çok. Yani bu normalde geçen senelerde bu... Dibinden daha fazla sıkıyor. Dibinden alınacak, evet. Daha çok çıkıyor. Bir ocağın, bir fındık ocağının içinde çay ya da kahve içebileceğiniz bir boşluk alan mutlaka olacak. Her yana dallanma olacak. Şunu da kes zaten. Evet. Nasıl cevap veriyor? Bunda şunu da alabilirsin Hakan evet, Bey. Evet, aynen öyle. Hı-hı. Şunu ya da şunu. Evet. Hakan Bey, şimdi ocağa girdik. Dal var ya.